Evet arkadaşlar, bir RC devresinin basamak tepkisini birlikte inceleyelim. Bu zamana kadar kondansatörün şarjı ve deşarjı konularında geçici durum ve kararlı durum tepkilerinden bahsetmiştik. Kondansatör işte şu anahtarı bir konumuna aldığınızda kondansatörün uçlarındaki VC geriliminin üstsel bir şekilde artacağını ve kararlı duruma ulaştığında bu VC geriliminin E gerilimine eşit olacağından bahsetmiştik. Akım içinse akımın başlangıçta kondansatörün kısa devre gibi davranacağı için E bölü R ile başlayacağını ve yine onun da üstsel bir şekilde sıfıra ulaşacağını belirtmiştik. Bu tabii ki kararlı durum analizi, yani devrede her şey yerine oturduktan sonra, bütün tepkiler geçtikten sonra devrenin kararlı durum çalışması dediğimiz duruma ulaştığı an. Peki bu geçici durumda, yani bu geçici olayların meydana geldiği süreçte devredeki akım ve gerilim değişimlerini nasıl analiz edebiliriz, nasıl hesaplayabiliriz? Buna bakacağız. Bu da yine bir önceki videoda söylediğim gibi devrede, bobin veya kondansatör devresinde devreye kaynağı uyguladığınız an, sabit bir kaynağı uyguladığınız an bu elemanların tepkisine basamak tepkisi adı veriliyor. Çünkü aslında burada uygulanan kaynak bu şekilde birden T eşittir 0 anında E değerine ulaşıyor. Fakat bizim kondansatörümüz bunu takip edemiyor. Bir süre gecikmeli takip ediyor ve bu sürece biz şarj olma süreci diyoruz. Peki bu kırmızı ile gösterilen kondansatörün gerilim eğrisini nasıl formüle edebiliriz? Veya kondansatörün akım eğrisini nasıl formüle edebiliriz? Buna bakacağız. Evet, bu devremizde Kirchhoff'un gerilimler kanunu uygularsak kaynak gerilimimiz E iken şunu yazabiliriz. E eşittir direncin uçlarındaki gerilim artı kondansatörün uçlarındaki gerilim. Aklımdan çıkarmıyorum ki benim bulmaya çalıştığım şey kondansatörün uçlarındaki gerilimin zamanla değişimini içeren denklem. Buradan geçen akım IC akım olduğuna göre ve IC akımı neye eşittir arkadaşlar, bir kondansatörün akımı? C çarpı DVC bölü DT'ye eşittir. Öyleyse bu akım aynı zamanda direncin de üstünden geçtiğine göre direnç de R çarpı I kadar. Yani R çarpı C çarpı DVC bölü DT kadar bir gerilim düşürecektir. Artı VC eşittir E. Şimdi DVC bölü DT, yani bir gerilimin türevi, bir de zamanın türevi, yani zamana göre gerilimin değişimi. Buradan VC'yi bulabilmem için bunu iki ayrı türev, karşılıklı türev haline getirip, türev denklemi haline getirip, yani bir tarafta DVC, bir tarafta DT, bir tarafın zamana göre, bir tarafın gerilime göre integrallerini alıp VC ifadesine ulaşmam gerekiyor. Öncelikle DVC bölü DT ifadesine bakalım. Bu E'yi karşı tarafa attım. E eksi VC. RC'yi de karşıya bölü olarak attım. RC. Şimdi DVC'yi bir tarafa, DT'yi bir tarafa alıyorum. DVC ve VC içeren diğer ifadem E eksi VC eşittir. DT'yi karşı tarafa atıyorum. DT bölü RC oldu. Şimdi arkadaşlar, iki tarafın da integralini almadan önce, yani şunu şu şekilde düşünebilirsiniz. VC'ye x derseniz dx bölü 1 eksi x oldu. Bunun da integrali ln 1 eksi x olacaktır. Yani eksi x'lerle elenli ifadelerde birazdan gelecek eksilerle uğraşmamak için bunu bakın şöyle düzenliyorum tekrar. Burayı sileyim. DVC bölü VC eksi E yapıyorum. Yani X bölü X eksi 1 ile uğraşayım diye. Ve buradan bir eksi ortaya çıkacak. Şurada bir eksi olacak. Burada karşı tarafa atıyorum. Eksi DT bölü RC diyorum. Şimdi bu ifademi şuraya alıp devam edeyim. DVC bölü VC eksi E eşittir. Eksi 1 bölü RC diyelim, daha yakışıklı görünür. DT. Her iki tarafında integralini alırsam şunu hatırlatayım. İntegrali alırken belirsiz integral, yani sonuna bir C katsayısı eklememek için her iki integralime de kendi parametrelerini, kendi değişkenlerini sınır olarak belirliyorum. Yani bunu sıfırdan VC'ye kadar, bunu da sıfırdan T'ye kadar sınırlandırıyorum ki sonuna bir integralde, işte belirsiz integralden kaynaklı C katsayısını eklemek zorunda kalmayın. Şimdi burada bir integralim var. Yani DVC bölü VC eksi E.
Şöyle çağrışım yap. Yani VC yerine dediğim gibi x yazarsak dx bölü x eksi 1. Başka bir ifadeyle 1 bölü x eksi 1 çarpı dx'in integrali size bir çağrışım yaptı mı? Bu arkadaşlar bu integral sonucu ln x eksi 1'dir. Nasıl ki 1 bölü x dx'in integrali ln x olduğu gibi. Şimdi bu integral ifademi kendi denklemime, yani artık x yerine tekrar vc yazacağım. Uyarlarsam ln vc eksi e sıfırdan vc'ye kadar. Bu taraf tamam. Burada eksi 1 bölü rc'yi dışarı aldım. İntegralin dışına. Geride içeride sadece 1 dt kaldı. Onun da integrali t'dir. Sıfırdan t'ye kadar. Şimdi sınır değerlerimi yerine yazıyorum. Ln vc eksi e, vc yazdım ilk olarak. Eksi, sonra sıfır yazıyorum. Ln sıfır yazarsam eksi e gelecektir. Eşittir. Burada zaten sıfır yazarsam ifade komple sıfırlanıyor. Sadece t'li ifade kalacak. Rc. Burada ikinci bir hatırlatma. Şunu hatırlatalım veya şunu soralım. Ln x eksi ln y gibi bir ifade var burada. Bunun sonucu nedir arkadaşlar? Ln x bölü y'dir. Öyleyse burayı da şuraya yazayım. Ln vc eksi e bölü eksi e olarak yazdım. Eşittir. Eksi t bölü rc dedim. Evet, şimdi son bir adımım kaldı. Bu ln'den kurtulmak. Tam bu şekilde geçiyor. Kurtulmak ifadesi. Logaritmadan kurtulmak. Ln biliyorsunuz. Ln ifadesi, yani ln x demek logaritma e tabanında x demektir. Ve logaritmadan nasıl kurtuluyoruz? Eşitliğin tabanına logaritmanın tabanını yazıyoruz. Yani logaritma e tabanında x eşittir y ise buradaki e'yi y'nin altına yazıyoruz ve x eşittir e üzeri y dediğimiz zaman logaritmadan kurtuluyoruz. Bunu ln'e uyarlayacak olursak ln x eşittir y ise x eşittir e üzeri y'dir. Yani burada bir e var. Bunu da karşıya atıyormuş gibi düşünüyoruz. Vc eşittir. Vc eksi e bölü eksi e eşittir. E üzeri eksi t bölü rc diyerek istediğim sonuca, yani vc ve vc'yi zamanın bir fonksiyonu olarak yazabilecek hale geldim. Buradan vc'yi yalnız bırakırsam bu karşıya e olarak gidecek. Bu eksi e çarpı e üzeri eksi t bölü rc olacak. Bunu da daha da düzenlersem vc eşittir. E parantezini alırsam 1 eksi e üzeri eksi t bölü rc olacak. İşte bir kondansatörün basamak tepkisini gösteren ifade budur. Zaten üssel olmasını bekliyordum. Çünkü şurada görüyorsunuz ki değişim üssel ve bu değişimi artık geçici durum, karara durum fark etmeden bir matematiksel ifade haline getirdim. O da eşittir vc e 1 eksi e üzeri eksi t bölü rc. Bunun üzerine de daha sonra konuşacağız zaten. Peki akımı nasıl bulabilirim? Akımı denklemini nasıl bulabilirim? Buna bakıyorum. Şimdi bu denkleme tekrar bakacak olursam arkadaşlar, burası e idi. Direnç gerilimim vr neye eşit olacaktır? E eksi vc'ye eşit olacaktır. Peki burada e eksi vc yerine bu ifadeyi yazarsam, e bu ifadeyi açıyorum, e eksi e üzeri eksi t bölü rc olarak. Bunu da burada yerine yazıyorum. Eksi e üzeri t bölü rc olarak yazdığım zaman görüyorum ki vr eşittir e çarpı e üzeri eksi t bölü rc'dir. Evet, zaten şuradan bunu çıkarabiliriz ki vc gerilimi, yine sadece şu denklemlere bakarak vc gerilimi neye eşit olacak aslında? E eksi vr'ye eşit olacak. Bu da aynı zamanda biraz önce bulduğum sonuca göre e eksi e üzeri eksi t bölü rc'ye eşitse, burası e, burası da
VR olmak zorundadır. İki şekilde de aynı sonuca ulaştık. Peki buradan geçen akımı zamanın bir ifadesi olarak nasıl yazabilirim? Bakın, bu akım hem bu dirençten geçiyor hem bu kondansatörden geçiyor. Bir dirençten geçen akım direnç gerilimi bölü direnç değeriyle bulunur. Değil mi? Öyleyse IR bu aynı zamanda IC'ye eşit olacak. Direnç değerim neydi? E çarpı direnç gerilimi E üzeri eksi T bölü RC'ydi. Bunu da R'ye bölersem işte hem IC'yi hem IR'yi yani devre akımını bulmuş olurum. Bu da E bölü R çarpı E üzeri eksi T bölü RC olacak. Bu da burada görmüş olduğumuz akımın ifadesi. Yani akım E bölü R'den başlayacak. Bakın şurada ve üstsel bir şekilde ile orantılı olarak E üzeri eksi T bölü RC ile orantılı olarak üstsel olarak azalıp sıfıra gidecek. Şu anda burada sayısal değerler kullanmadığımız için, sürekli harfler ve notasyonlar kullandığımız için size karışık gelmiş olabilir. Sayısal çözümler yaptığımız zaman bunu çok daha iyi anlayacağız. Yani bir kondansatörün şarjı esnasındaki, buna biz ne diyoruz? Basamak tepkisi. Basamak tepkisi nedir arkadaşlar? Şöyle özetliyoruz. Kaynak gerilimi 1 eksi E üzeri eksi T bölü direnç değeri çarpı kapasite. Ve bu kondansatörden geçen akımda kaynak gerilimi bölü direnç çarpı E üzeri eksi T bölü direnç çarpı kapasite. Artık bu ifadeyle doğrudan bu ifadeleri yazabilecek hale geldik. Bu ifadelerin nereden geldiğini çünkü biraz önce görmüş ve ispatlamış olduk. Evet, devam edeceğiz.